Hey, Seyler, ne haber? Ben Kerem. Bu da benim kanalım. Hoş geldiniz. WWE 2K16 hakkında konuşacağım bugün. Özetleyecek olursam kısacası, WWE 2K16 hakkında hiçbir video gelmeyecek. Ve bazılarınız gülüyor olabilir bunu duyunca. Çünkü hep böyle diyorum, sonra 3 hafta sonra ne bileyim ya da 2 hafta sonra video atıyorum. Böyle bir sürü seri başlatıyorum ama bu sefer bayağı ciddiyim çünkü oyun aynı. 14 yıldır, o hatta daha fazla aynı yani. Bakın Shattered Memento 14 yıl önce çıkmış bir oyun. Bayağı bir benzerlik göreceksiniz 2K16 ile. Birkaç küçük değişiklik var. Ama en basitinden yakalama sistemine bakın. Grappling sisteme bakın. Aynısı. Cidden aynısı. Küçük birkaç değişiklik var ama onun dışında aynı. Ki benim onumda olan o değil aslında. En büyük nedeni aynı olması değil. En büyük nedeni oyunun aşırı derecede sıkıcı olması. Yani uyumak ya da uyku. WWE 2K16'yı duyduğumda hani aklıma gelen terim uyku. Çok sıkıcı abi. Resmen şu an gerçek WWE'nin Raw ve SmackDown'ları gibi uykumu getiriyor yani WWE'nin de gerçek oyunu. O konuda tebrik ediyorum çünkü gerçeği uyarlamayı başarmışlar. O konuda cidden iyi bir iş çıkarmışlar. Ve zaten senelerdir benim fikrim buydu abi. SVR 2011'de buydu, SVR 2, WWE 12'de buydu, WWE 13'te buydu, 2K14'te buydu. Girin 2 sene önceden videolarıma bakın. 2K14'te de şey diyordum işte, hep aynı oyun falan. Hala daha o zamandan problemdi bu. 2K15'te dayandım. Çünkü aslında güzel bir oyundu 2K15. Özellikle Universe modu yapınca çok daha fazla eğlendim. Hani kendi başıma oyunu asla oynamazdım. Son Universe modla bayağı eğlenmiştim. Yeni şeyler vardı falan çünkü. Ve fizikleri çok hoşuma gidiyordu. 2K16 o fizikleri de kaldırmışlar tamamen. Adam böyle teleport oluyor, bir şeyler oluyor. Çok berbat ya. Universe modda ileri adım atmak yerine geri adım atmışlar, geri zekalılar bir şekilde. Açıklardım da çok uzayacak şimdi, fazla uzun tutmak istemiyorum videoyu. My Career'da zaten Universe modda ama sadece bir kişiyi oynayabiliyorsun. 80 tane maç yapıyorsun. Şanslıysan belki bir saniyelik bir cutscene veriyor sana. 80 kere aynı düşmanla kapışıyorsun. Zaten pardon. My Career moduna daha oyun çıkar çıkmaz dedim ki tamam. Bunun serisi gelmeyecek yine. Berbat abi ya. Hikaye modu var, Stone Cold Steve Austin'i anlatıyor. WWE 13'te neredeyse aynı. Neredeyse çünkü Attitude Era'nın öncelerinde anlatıyor da. Hiçbir zaman umurumda olmamıştı hikaye modu WWE oyunlarının. Sadece umurumda olan Universe moddu. Ve oynanışıydı. Universe modda geri adım atmışlar. Oynanışta da geri adım atmışlar. Çünkü WWE 2K15'teki diğer oyunlara göre yavaşlama gelmişti ama bence güzeldi. Böyle orta bir hızdı hani. Ne çok yavaştı ne çok hızlıydı. Şimdi aşırı yavaş olmuş. Çok yavaş da değil, aşırı yavaş. Bir tane yeni şey getirdiler ya, sınırlı reversal'lar. Reversal'larınız bitti mi? Hadi bakalım, 5 dakika bekliyorsunuz iki tane reversal barınız olana kadar. Bir tanesi dolana kadar da değil çünkü bir tanesi dolar da olmaz harcarsanız yine ağzınıza eliyor yapay zeka. İki tanesi de dolması gerekiyor. Bok gibi abi. Hani oyun zaten yavaş. Niye daha yavaş yapıyorsun abi? Mal mısın sen? Orospu. Neyse. Anladınız ne demeye çalıştığımı. Dolayısıyla güzel maçlar da olmuyor. Yapay zekayla yine geri adım atmayı başarmışlar. Abi zaten senelerdir yani Here Comes the Pain'den sonra her şey böyle bozulmaya başladı. Böyle tamam dediler, daha iyisini yapamayız dediler, bırakalım dediler herhalde çünkü yapay zeka geri zekalı. Bak daha oyunda değilim ama hala geri zekalı diyorum yapay zeka, o kadar sinirlendim. Herhalde tek artıları böyle her hareketin üzerine tuşa gitmiyorlar eskisi gibi. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yo, yine signature yapınca tuşa gidiyorlar. Bir ara backbreaker yapmış adam, ana tuşa gitti falan. Neyse, en azından yeni kick out sistemi çok daha güzel. Tek artılarından bir tanesi bu, submission sistemi bok gibi. Her neyse, en azından o yapay zekanın o problemini kaldırıyor. Yapay zeka ayrıca Adrian Neville'sa falan artık tepeye daha düzgün çıkıyor. Sizi köşeye fırlatıp diz vurup çıkmaya çalışmıyor. Eğer yerdeyseniz onu anlayıp yukarı çıkabiliyor artık. Hani WWE 2K15'ten düzelttikleri tek şey bu. Onun dışında birebir maçlar dışında hiçbir bok yapamıyorsunuz. Hani performing maç yapmayı denedim. Gidin oynuyorum, videoma bakın. Tek yaptığı şey yapay zekanın birini dışarı atmak. İlle birini dışarı atacak, ondan dışarıda olacak. Yani maç Fatal 4-Way olmak yerine 2'ye 2 maça dönüyor sürekli. Ve sadece bu. Fatal 4-Way'de de değil. Triple Threat'te falan bazen yapıyorlar. Triple Threat'i bırakın. 6 kişilik maçlar oluyor ya. Yine 4 kişi ringten çıkıyor dışarı. 2 kişi kalıyorum yine. Yani düşünmüşler böyle oyunu nasıl oynanmaz yaparız falan diye. Son bir kez daha özetleyeyim. Oyun aşırı sıkıcı. Oynanamaz. Bana sorarsanız.
Kaç kere Venus Mod videosu çekmeyi denedim, olmadı. Olmayacak da. Venus Mod zaten en eğlendiğim seriydi genel olarak. Onu da eğlenemiyorsam diğer serileri hiç beklemeyin. Ve 80 yıldır aynı oyun hani. Gidin UFC Undisputed 3'e bakın, THQ'nun yaptığı son oyunu. Sanırım Yux yapmış yine oyunu. Orospu çocuğu. Sonra gidin bakın EA'yi alınca UFC'ye neler yapmış. Oyunu tam neredeyse değiştirmiş yani tamamen. 2 ile birlikte daha güzel grafik, yani daha güzel grafikler demeyelim. Grafikler yine aynı görünüyor da daha düzgün saç fizikleri eklemiş, daha güzel şeyler eklemiş, daha güzel knockout fizikleri eklemiş. Yani adam artık her knockout aynı değil yani. Her knockout'ta farklı şeyler oluyor. O yüzden 10 kat daha güzel olmuş knockout yapmak falan. Yeni modlar eklemiş. Sana bakıyorum bu arada, Türkiye yeni. UX gittiğinde umarım aynısını yapabilirsin ve umarım aynısını yaparlar çünkü oyuna sövüyorum mövüyorum da yani elinde sonunda ben de iyi olmasını istiyorum, iyi bir oyun istiyorum ve bu 2K16 kesinlikle ama kesinlikle iyi bir oyun değil. 2K18'de bir düşüneyim, evet 2K17 UX yapacak arkadaşlar ama UX'in son yılı o. Ondan sonra tekrar anlaşma imzalamazlarsa seneye sadece 2K yapacak, yani 2K18'i sadece 2K yapacak. O zaman NBA 2K16 gibi bir eğlenceli bir oyun yapabilirlerse WWE 2K16'yı da, yani anladım, WWE 2K18'de o zaman geri dönerim. Ama benden uzun bir süreliğine eğer kıçlarını toplamazsa bu gerizekalı yapımcılar güncel WWE oyunları beklemeyin. Oynuyorum videosu yaparım. Onun dışında bir şey beklemeyin yani. Shadow Mount'a devam edeceğim tabii ki de. Ayrıca Shadow Mount'tan sonra Here Comes the Pain'i düşünüyorum. Ama dediğim gibi 2K16 beklemeyin. Tek pozitif bir şey olurdu benim için. İzlenme alırdım hani. Bu seriyi yapsam ki şöyle bir problem var. 10.000 kişi mi abone oldu bana bu seri için? 10.000 kişinin 10.000'i de WWE, hani tam 10.000'i demeyelim, 8.000'i WWE videoları isteyecek. Yapmayınca hani WWE dışında yaptığım oyunlara dislike atacaklar. Ne bileyim, bunu istemiyoruz, WWE 17 çek falan diyecekler. Abi yani hem sevmediğim bir oyunu çekeceğim sırf izlenme alsın diye. Hem de ondan sonra yarım saat bana böyle dis atacaklar. Hiç bana ilgi çekici gelmiyor. Hiç işim olmaz. O yüzden kararımı verdim. Hani %95 ihtimalle WWE videosu gelmez diye söyleyeyim. Hala ihtimal veriyorum çünkü belki bir gün canım sıkılır derim hadi bir kez daha deneyeyim ve hoşuma gider. Ama şu ana kadar tam olarak 4 kere falan derim. Ve normalde videoları bitiririm sonra derim aman bu çok iyi olmadı falan. Bunda bölümün ortasında falan artık abi. Öleceğim baydı beni bırakıyorum falan ne oluyorum. Neyse benim kararım bu arkadaşlar, çok büyük ihtimalle de değişmeyecek. Siz ne düşünüyorsunuz söyleyebilirsiniz zaten. Genellikle anlayış gösteriyorsunuz çoğunuz. Geri kalanlar dislike atmak için geliyor zaten, kalan başka işleri yok, öyle çılgın insanlar var. Ve ilk dislike diyen insanların da beyin yapısını anlamıyorum. Ki anlamama da gerek kalmıyor çünkü kanaldan banlıyorum direkt onları. Sonra şeyler oluyor böyle. yeni küfür öğrenen çocuklar oluyor falan. Bakalım işe yarayacak mı diye sıra sıra böyle yazıyorlar bütün öğrendikleri küfürleri, onlara da görmek eğlenceli oluyor. Ve seriyi sevenleriniz var tabii ki de. Ve büyük ihtimalle bu kararıma üzüleceksiniz veya sinirlenenleriniz de olabilir de. Ben gayet detaylı bir şekilde anlattım neden yapmak istemediğimi ve kendimi gayet haklı buluyorum. Biraz da şeye benzedi ya, şimdi hatırladım da. Uberhackster Nova diye bir kanal var arkadaşlar. James hani. İzliyorsanız zaten neden bahsettiğimi biliyorsunuzdur da. O da 2011'lerde WWE videoları yapıyordu ve aynı nedenden bırakmıştı. O da şey diyordu, her oyun aynı, her oyun çok sıkıcı falan. O zamanlar onu anlayabiliyordum. Şimdi gidin bakın işte 2K14 videolarıma. Bir ara sövmüştüm, demiştim her oyun aynı abi, çok sıkıldım artık falan, daha fazla da WWE videosu yapmıyorum dedim ama neyse. Birkaç sene daha dayandım da artık dayanamıyorum abi. Yep, söyleyeceklerim bu kadar. Oyun çekmek için hiçbir dediğim yok. Zaten bu oyunu çekecek olsaydım büyük ihtimalle 80 tane Minecraft videosu atardım her bölüm. Ama işte ben öyle bir adam olamıyorum. Sırf izlenme almak için video çekemiyorum. Keşke olabilsem nasıl satayım ama olmuyor yani. Böyle ruhumu kaybedecekmiş gibi hissediyorum sıkıntıdan. Neyse ya. Konuşmaya devam ettikçe video uzayacak. 5 dakika dedim 10 dakika oldu. Ama yani söyleyecek çok şeyim vardı. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.